mutlu günler diliyoruz. Bu Perşembe gününde de öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve tabii ki Perşembe demek. O da burada seyirciler için Arzu Yalnız günü demektir. Dişle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu programda bulacaksınız. Çünkü neden? Arzu Yalnız kendi hazırlıyor ve sunuyor bu programı. Ve açılışta bir konuğumuz var. Ben hemen adını takdim edeceğim sadece ve sonrasında da iki güzel ve başarılı hanımefendiyi baş başa bırakacağım. Hacer Özil bizimle birlikte iş insanı bugün modadan konuşacaksınız. En sevdiğim konu. Ben de izleyiciler arasında geçiyorum. Ve Arzu Yalnız'la sizi baş başa bırakıyorum. Herkese tekrar merhaba. Ben diş hekimi Arzu Yalnız. Bugün özellikle estetiği konuşalım, modayı konuşalım istedim. Tabii ki estetik diş hekimliğini konuşacağız. Nelere dikkat ettiğimizi konuşacağız. Bu konuyla alakalı modayı konuşacağız ama bugünkü konuğum o kadar güzel ki hem moda hem estetik. Hem beyaz, hem gelinlik, her şey var. Harika. Dolayısıyla aslında birazcık siz kendinizden bahsedin istiyorum. Evet. Gelinlik bambaşka bir şey. Aslında bizim de sürekli olarak en çok yoğun hazırlık yapılan düğünler için bir süreç aslında. Ve buna siz eşlik ediyorsunuz. Evet, biz mutluluk satıyoruz. Harika. Ve çok güzel. Bu süreçte gerçekten söylediğiniz gibi o güzel anlara ortak olmak çok keyifli. Moda dünyasının bütün finallerinde hep gelinlik çıkar. Tüm dünya moda, modacılarının, tasarımcıların en finalindedir. Hepimiz için çok değerli ve çok önemli bir süreçtir. Yine bahsettiğiniz gibi. 23 yıllık bir marka ve bu süre içerisinde Türkiye'nin ilk ithal gelinlik markası. Haliyle bu Türk modasının gücüyle beraber şu anda Türk kendi atölyelerimizin üretimiyle kendi tasarımlarımızı yapan bir koleksiyona döndü. Çok keyifli ve başarılı bir süreç yaşıyoruz, geçiriyoruz. Hep genç müşterilerimiz var. Hep 20-30 yaşlarında kalıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar. Ama onlar ne kadar heyecanlıdır. Evet. Ve sizin tecrübelerinize, bu kadar yılın tecrübesine bırakıyordur bütün hayallerini. Gerçekten öyle. Çok eskiden biliyorsunuz ki daha çok böyle anne, kayınvalide şeklinde gelinirdi gelinlik almaya. Ve son zamanda hep çiftler geliyor. Hatta kendileri geliyor, bize güveniyorlar. Ama tabii karar aşamasında yine annelerin onayıyla biz istiyoruz onlarla beraber gelmelerini. Evet. O finali öyle gerçekleştirmek, o seremonileri yapmak keyifli gerçekten. Tabii hani gelinliğin yanında özel dikim abiyelerimiz ve yeni şu an kurduğumuz bir business parlamenter koleksiyonumuz var. Evet. Tekstil en çok keyifli süreç. Evet. Yani kadınlar bence gerçekten hani bir söz vardır. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, düşünceleriyle yolcu edilir diye. Kıyafet bir temsildir. Sizi temsil eder ve sizin aslında kim olduğunuzun mesajını verir. Bu hepimizi ama daha sonra da düşünceleriyle de o tamamen ön yargı ve görselliğin başka bir boyutuna geçirdiğimiz bir psikolojidir aslında. Kesinlikle görünmez hale gelebiliyor. Ruh halim bu dediğimiz hep aslında kıyafetlerimize yansımıştır. Kesinlikle. Ama yüzde de biliyor musunuz bunu gülümseme sağlar. Şimdi yani, onu söyleyecektim. Aynı çok güzel ağzı, iş yapıyorsun. Yani biz tabii sohbet ederken o kadar çok aynı şey ki sohbet edecek çok şey var. Evet. Ve ben hatırlarsanız bir konuşmamda belki yaza doğru tekrar özellikle gelinlik döneminde tekrar isteriz dedim. Evet. Çünkü aslında ekranları başındaki eğer gelin adaylarımız varsa veya en azından kayınvalideler, pederler mutlaka bilirler ki o gelinlikle birlikte bir bütünlük olmak durumunda. Özellikle beyaz giyiyorlarsa kesinlikle dişlerin sarı olması veya dişlerin istenilenin dışında olması, estetiğin dışında olması çok dikkat çekiyor. Biz bunu hep provalarda yaşıyoruz Arzu Hanım. Son provalarda bu hafta diş randevum var. Diş temizlemeye gideceğim. Dişlerimde beyazlatmalara gideceğim. En hızlı çözümlerle ya da işte dolguyu yapacağım gibi böyle. Aynen öyle. Bir de az önce söylediğiniz şey çok önemli. Gülümseyen fotoğraflar veriyor. Sonuçta kesinlikle. Mutlu en fotoğraflar mutlu hali. Ve herkesin bu anlamda bilin ki gülmüyorsa dişinde sorun var. Kesinlikle. Ben zaten gelinliklerde özellikle bakıyorum. Gelinlerde eğer gülmüyor. Maalesef ben mankende de buna bakıyorum. Aslında mankenin de dişlerini çok çok gösteriyor olması genel görüntüyü çok etkiliyor. Evet. O yüzden gelinlik dönemi daha doğrusu düğün döneminde çoğunlukla en hızlı çözümü ister insanlar. O zaman ben size bir profesyonel soru sorayım karşımda doktorumuzu bulmuşken. Bu süreçte gelinlerimiz için hızlı önereceğiniz veya o dönem içerisinde ne yapabilirler? Aslında en hızlı şeyler onu söyleyecektim. Tabii ki beyazlatma ama zaten dişleri çok güzelse çok kahve, sigara tüketiyorlar.
tüketiyorlarsa, renkleşmişse temizlik ve beyazlatma. Hı hı. Ama şekil konusunda problem varsa aslında bu ne kadar süreye ihtiyacımız olduğuyla alakalı. Bir ay zamana mesela ihtiyacımız, öncesinden geliyor bize gelinlerimiz. 3 ay çok rahat oluyoruz. Gülüş tasarımını yaparız, Hollywood smile yaparız. Yani wow. O 3 ay bizim için... Of yani hani ben şimdi beni mutlu etti. Evet. Bence gelin adaylarımızı ve bu hazırlık sürecinde izleyenleri de mutlu edecek. 3 ay müthiş bir süre ve biz bu 3 ay içerisinde lamine porselenleri yapabiliyoruz. Yani gülüşü baştan sona değiştirebiliyoruz. Veya çok kısa sürelerde maalesef çoğunlukla çok zaman daraldığı zaman bizi tercih ediyor. Daha doğrusu evet. Dişler akla geliyor sadece bence. Sadece gelinler değil tabii damatlarda. Damatlarda ama damatlar daha yeni fark ediyor bence. Gelin herhalde yanında daha güzel gülen birini istediği için mi acaba? Kadının yalnız, dediği hocam, olduğu gerçekten için. Gerçekten nasıl bir anatomi ise yani bir diş insanın yüz ifadesini nasıl çok değiştiriyor? Çok değiştiriyor. Yani bu çok kadar değişikliği. Bence parlatıyor ve güzelliğin bence altını çiziyor. Yani tabii ki gözümüz çok güzel, çok önemli. Her şey çok önemli ama güldüğünüz zaman ışıldar insan. Yani eğer güzel dişlere ve aslında özgüvenli gülmeye başlar biliyor musunuz? Dişleri eğer güzelse, dişlerde kötü olduğunu düşündüğü bir şey varsa bu psikolojik bir şey. Mutlaka alt tarafta şeyi düşünür. Ya o gözüküyor şu anda. O gözüküyorsa da istemiyor insanlar gülmeyi. Çok doğru. Gülmeyi. Bir yine prova sürecimizde şeffaf tel takan bir gelin adayımız vardı. Aa, ne güzel. Ve finalde gerçekten etkisini Işıldadı, çok gördük. Evet. Yani demek ki kısa çözümlerle de provaları gördüğümüz için söylüyorum. Siz bunlara şahit oldunuz. Hı-hı. Ben kısa çözümlerde bonding sistem diye bir sistem var. Siz hiç duydunuz mu nedir? Bilmiyorum. Bonding bilmiyorum. Dediğimiz dolgu maddesiyle bugün şu anda oturduğumuz yerde gülüşü istediğimiz forma sokabiliriz. Nasıl yani? Bir şey eksik, bir şey kısa, bir şey uzun. Dişin rengini değiştirebiliyoruz. Bildiğimiz dolgu maddesi var ya. Şimdi artık o kadar güzel geliştirmişler ki onu bizim için uğraşmışlar. Ve onun içine zirkon ve porselen parçacıkları neyse koymuşlar. Neyse ki komşuyuz Nişantaşı'nda evet, hocam ben yani direkt beyaz, size. Kesinlikle bembeyaz ve hani çok daralmış vakitlerde biz onu kullanabiliyoruz. Ben size tam bu noktada dar vakitlerde şeyi sormak istiyorum. Sizin yurt dışından da evet. Müşterileriniz var. Bizim bunun evet için gerçekten ne kadar zamana ihtiyacınız var? Bizim son zamandaki başlıklarımızdan bir tanesi de gümrüksüz ihracat yapıyoruz. Yani gerçekten Katar, Kuveyt... bir dönem Suudi Arabistan inşallah şimdi daha da yine olacak aramız inşallah. İyi değişecek. Sonrası Libya, Mısır, Endonezya, İngiltere, Belçika, Almanya ciddi anlamda Avrupa ülkelerinden de çok sayıda misafirimiz var ve İstanbul bir marka, Bodrum bir marka, Türkiye kesinlikle. Bir marka değil ama İstanbul ve Bodrum kesinlikle. Yurt dışındaki yaşayanların için gerçekten bir Antalya'da marka. Antalya'da aslında. Ve burada Türkiye tanıtım grupları var. Türkiye tanıtımı için buluşan çok üst düzey yöneticiler var. Onlarla da paylaşıyorum. Gerçekten medyamızın, Türk medyamızın, Türk dizilerimizin, filmlerimizin inanılmaz etkisi var. Kesinlikle. Bizim de dizilerde kullandığımız ürünlerin ciddi dönüşlerini camdaki alıyoruz. Camdaki kızdaki hissediyoruz. Gelinlik özellikle sizin evet. Değil mi? Evet, çok büyük, çok ses getirdi. Ama orada gerçekten gerçek bir gelin hazırlar gibiydik Burcu Bilice. Ve o provalara geldi sevgili stylingi Aslı Hanım'la beraber bu süreci takip ettik. Bunların hepsi çok kıymetli, çok değerli şeyler. Ve inanılmaz bir etkisi var. Hem kumaş ekonomisine hem yapan bizden dolayı birçok gelinlik sektöründeki insanlar bu süreçte fayda sağladı. Biz de onların duasını aldık. Harikasınız. Bunlar çok güzel işbirlikleri. Burada şeyi merak ediyorum. Gelinliğin hikayesi var mıdır? Gelinliğin hikayesi var. 1800'lü yıllarda Victoria, Kraliçe Victoria İngiltere'de gelinlik hazırlığı içerisine giriyor. O dönem içerisinde kırmızı, mor gibi renkler kullanılıyor. Ve o beyazın masumiyetini ve beyazın saflığından yola çıkarak gelinliğini beyaz yapıyor. Ve Kraliçe Victoria beyaz giydiği için o dönemin de tabii ki ve hala öyle biliyorsunuz. Hem de evet. Sınırları çizmiş hem de güçlü bir ülke evet. Ve imparatorluktur evet, İngiltere. Doğru. Haliyle bütün gelinlik beyaz şeklinde hikayesiyle buluşuyor. Peki siz gelinliği tasarlarken o insanların mesela camdaki kızda bir hikaye ve o gelinliğin şeklini belirleyen bir şey evet, var mı? Aslında orada bir büyük bir aileyi temsil ediyor. Biraz da yine az önce Victoria'dan da bahsettiğim gibi kraliyet ailelerinin düğünlerini de gördüğünüz ve izlediğiniz zaman gelinliğin aslında sadeliği, gelinin öne çıkması
tacın ve duvağın uzunluğu önemlidir. Aa, müthiş. Çünkü taç zaten hani kraliçeden geçen bir taç ve tacın simgesi çok önemli. Duvağın uzunluğu da o kraliçe ve prenses derecelerine göre metrajları vardır. Biz de orada yine aynı zarafette bir gelinliği kullandık. Aslında sadelik, gelinde masumiyet ve gelini öne çıkaran şeyler taç ve duvaktır. Hı-hı. Bu yüzdür. Onunla beraber tabii vücut proporsiyonuna göre de onun işte beli ince ise, işte göğüs yapısı, omuz yapısı, bacak boyu hepsini görerek biz artık hani orada bedenlerini bu işin tecrübesinde ettiğimiz için önerebiliyoruz. Onların bir hayal ettiği şey var. Bir de bizim önerdiklerimiz var. Ortak noktada buluşuyoruz. Ama çok keyifli bir süreç tabii. Evet, biz gülüş tasarlıyoruz. Siz aslında hayal tasarlıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü o görüntü yıllarca orada kalacak. Tabii fotoğraflara baktığınızda ben hep doğallıktan yanayım. Yani diyorum ki hani kaş ve saç dipleriniz birbirinden çok uzak olmasın. Çünkü o pişmanlıkları yaşayan gelinlerimiz oluyor. Mesela esmer ama saçları sapsarı. Sonra yıllar sonra eyvah ben ne yaptım diyebiliyor. Doğallığı koruyabilmek gelinlikte çok önemli. Aslında en doğal ve en güzel çağları ilk gelinlik dönemleri. Evet, gerçekten. İlk diyorum çünkü biraz önce içeride konuşmamız oldu. Gelinlik giymemiş içinde ukde olarak kalmış böyle bir projemiz var yakın zamanda. Bahseder misiniz? Ya biraz önce de dediğimiz gibi insanlar gerçekten çok gerek sosyoekonomik gerek psikolojik veya ne bileyim aniden evlilikler sebebiyle içinde gelinlik giymesi kalmış ukde kadınlarımız var. Ben de hani buradan ne mesaj olsun bize ulaşmaya çalışsınlar istiyorum. Bunu bir kurumla şu anda işbirliği içerisindeyiz. Bir gelinlikli fotoğrafım yok diyor. Hani bunun sadece ekonomik olarak değil. Yani hakikaten aniden tabii, evlenmiş. Dolayısıyla veya kaçmış veya işte sonra yaparız düğün denilmiş. Hallederiz denilmiş. Sonra giyersin denilmiş. Bir şekilde unutulmuş. Çoluk çocuğa karışılmış falan. Öyle olunca tabii hiçbir fotoğrafı yok. O kadınlar bize ulaştıkça biz de elimizden geldiğince onlarla bir şu anda da bir proje halindeyiz. O ukdeyi gerçekleştireceğiz. Aslında biz de şöyle yapabiliriz. O kadınlardan birinin gülüşünü değiştirebiliriz. Süper olur. Çok güzel olur. Harika olur. Bu konuda birlikte başlangıç olsun, vesile olsun bu program. Aynen öyle. İki önemli mutluluğu gerçekleştirmiş olalım. Aslında bakıyorum siz de çok güzel gülüyorsunuz ve beyaz giymişsiniz. Ne kadar çarpıcı ve ne kadar önemli. Yani beyaz TV'de. Beyaz TV'de beyaz giyip beyaz dişlerle bize gülümsüyorsunuz. Evet, hayal satıyoruz diyorsunuz ve o hayal aslında genç kızların çoğunlukla annelerinin hayalleri olabiliyor. Evet. Ve burada her şey kusursuz olsun isteniyor çoğunlukla. Kesinlikle. Ama son jenerasyonda çok kararlı bir jenerasyon var. Çok bakımlı, kendine bakan, çok artık hani şey vardı ya bizim dönemlerimizde. Evlendikten sonra saç boyat, evlendikten sonra kaş aldır, evlendikten sonra dişindeyiz. Doğru. Şimdi evlenmeden önce bunların hepsi olmalı. Doğru. Yani bu biraz da bazı gelenek ve görenekler tabii zaman içerisinde değişiyor. Eğitimle değişiyor her şey. Çok daha kendine özgüvenli kızlarımız var. Peki anneler? Anneler de içlerinde ukde kaldığında kızlarını dayatma duygusu yaratabiliyor. Ben o anneleri psikolojilerini biliyorum, anlıyorum. Bazı yaşadığımız şeyler oluyor. Orada o yüzden perde arkasında bizim böyle bir perdelerimiz var. Perde arkasında geline diyorum sen ne istiyorsan içinde nasıl hissettiğinse onu yansıt. Ve zaten onun gülümsemesinden hissediyorsunuz, yüzünden anlıyorsunuz. Değil mi? Evet. Ama artık şey hani... kararlı olan gelinler o anlamda aileyi de ikna edebiliyorlar. Ne kadar güzel. Aslında annelerimizin... Değişik dengeler. Bir yandan psikolog hizmeti veriyoruz aslında. Onu diyecektim. O süreçte ne kadar güzel eşlik ediyoruz. Aslında zor süreçler bunlar. Biz nasılsa gülüş tasarımı diyoruz. Zor bir süreç diyoruz. Hazır olduğunuzda diyoruz. Ama siz de aynı şekilde psikolojik destek veriyorsunuz onlara. Evet. Ama belki annelerin de galiba sizin o konuda da desteğiniz ve zaten hizmetiniz tabii. var. Evet. Abiye konusu. Son sorumuz da bu olsun olur mu? Ben de süreyi hatırlatayım. Güzel konuşmadık aslında. Çok keyifli. Ben biliyordum uzun sürecek sohbetimiz bitmeyecek diye. Zaman çok hızlı geçti. Öyle çabuk geçiyor. Annelere de ailelere de aynı şekilde dediğiniz gibi özel dikim hizmeti veriyoruz. Onları da mutlu ediyoruz. İşimiz mutlu etmek. Mutlu edince de mutlu oluyorsun. Etrafta ne kadar çok üreten, ne kadar çok mutlu insan varsa etrafına mutluluk yayar. Harika. O yüzden motivasyon çok önemli hayatımızda. Evet. Kimseyi üzme. Kimseyi motivasyon düşürmemeye, gerçekten güzel bulduğunuza güzel olduğunu söylemeye gerek Kesinlikle. Var. Ben bundan yanayım, pozitiflikten yanayım.
Her zaman ışıldamadan yanayım. İnşallah herkes de öyle sürdürür, yapar. Öyle de olacak zaten. Bir şekilde gönlümüze göre oluyordu. İnşallah. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Nesim şimdi efendim Arzu Yalnız'la bu dakikalarda estetik gülüşü konuşacağız. Diş estetiği konuşacağız. Enine boyuna, madem biraz kapıyı açtık. Hadi bakalım sonunu da getirelim. Arzu Yalnız'ın günü, biliyorsunuz ki bugün Perşembe. O da burada da. Şimdi güzel gelinlikler, gelinler, damatlar konuşuldu. Ama tabii ki hayatımızda sadece bir gün mü var? Hayır, bütün hayatımız var. Şimdi bunun içinde gülüş dizaynı diyorum ben kendi adıma. Gülüş tasarımı diyenler var. Estetik gülüş diyenler var. Hatta Hollywood gülüşü diyenler var. Hollywood smile çok bir ara gerçekten de duyuldu. Evet. Hollywood gülüşü, yani Türkçe'ye çevirirsek. Şimdi bunların hepsini merak ediyorum. Bunların hepsi aynı şey mi Arzu Yalnız? Madem bizim için Perşembe günü bu programı hazırlayıp sunuyorsunuz. Konuşalım, anlatalım. Haydi bakalım. Gülüş estetiği aslında gülüşün estetik ve güzel olması demek. Hı-hı. Gülüşü tasarlamak başka bir şey. Yani kendi doğal dişlerinizle yine estetik bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Onu sadece beyazlatmak bile çok daha estetik bir hale getirebilir. Ancak gülüş tasarımı zaten bir yerlerde bir bozukluk varsa veya memnuniyetsizlik varsa, o yüze çok yansımıyorsa, çapraşıklık varsa, zamanında müdahale olmamışsa veya belli alışkanlığa bağlı olarak 12-13 yaşlarında işte sürekli kalem ısırıyordur veya parmağa girmiştir, parmak emmeye bağlı olarak arada aralıklar oluşmuştur ve esasında yetişkin olduğunuzda yüzünüzün ifadesini tam yansıtmayan bir gülüşe sahipseniz, o zaman gülüş tasarımı devreye giriyor. Gülüş tasarımı demek sana özel, kişiye özel, senin karakterine göre, mesleğine göre, ekran önündeysen farklı, yöneticiysen farklı, artistsen farklı, bunlara göre çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. Aslında çok minik oynayabiliyoruz ama onun yansıması çok daha büyük oluyor. Hollywood smile birazcık daha bizim yurt dışından hastaların çoğunlukla istediği, birazcık Hollywood starları gibi gülmek. Yani daha çarpıcı gülmek. Her ne kadar şimdi estetik anlayışında yüzde belli noktalar, kaş daha önemli gibi, saç daha önemli gibi algılansa da, çenemiz veya burnumuz veya dudağımız, diş, bütün bunlar arasında gizli kahraman ama esasında güzelse daha da parlatan, kötüyse bütün bunların önemini yok eden bir dinamik. Aslında çok önemli gülüş. Kesinlikle. Şimdi şunu merak ediyorum. Demin dediniz ki konuşurken bonding. 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 Evet, bonding diye bir sistem var. Evet. Gelinlik çağına gelmiş güzel kızlar. Güzel kızlarımız için. Hep böyle der ya, ya klişe. Bu nedir bonding? Aslında Hacer Hanım'ın da söylediği gibi artık gençler çok bilinçli. Hmm. Bunun için gelinlik çağına gerek kalmıyor. Artık ellerine selfie alıp Instagram hesabı kurulmaya başladığı andan itibaren estetik önemli. Ve diş de artık önemli. Yani hangi açıdan ne kadar dişin gözüktüğü o kadar bilinçli bir şekilde biliniyor ki biz de burada minimum, çünkü artık estetik yaşı da düştü. Onayladığımız, onaylamadığımız noktalar var. Doğal olduğu müddetçe hiçbir sorun yok. Yaş düştükçe bizim müdahale edeceğimiz konular da değişebiliyor. Yani biraz daha yetişkinde uygulamamız daha farklı olabilir. Ancak daha genç bireylerde dişe çok dokunmadan, yani doğal haline çok müdahale etmeden onu da koruyarak neler yapabiliriz? Bunun üzerine artık yeni teknikler, bütün gelişimler aslında bunun üzerine. Biz ne yapıyoruz? Eğer kendi dişleri çok güzelse, zamanında eğer çapraşıklık var ve ortodontik tedavi görmüşse, bu tür hastalarda sadece beyazlatma bile yeterli olabiliyor. Yani çok beyaz bir diş sanki dişleriniz çok daha güzelmiş gibi daha çarpıcı hale getirebiliyor. Veya her şey çok güzeldir ama birazcık diş öne çıksın istiyorsak, ön iki dişi bir tık uzatarak, bir tık öne alarak. Ama bunun için illaki dişleri aşındırmaya da gerek yok, dişleri kesmeye de gerek yok. Biraz önce sorduğun işte bonding sistem, daha dar vakitte yapılan, daha invaziv
uygulamalar. Ne demek bu? İşte dolgu maddesiyle oturduğu yerde hastanın böyle yarım saat, bir saat içerisinde bazen birkaç saat sürebiliyor, müdahale ettiğimiz dişe göre değişebiliyor. Bonding uygulaması böyle bir uygulama. İstediğimiz zaman değiştirebiliyoruz bonding uygulamasında şekli, rengi değiştirebiliyoruz. Bonding'in en büyük avantajı yapıldıktan sonra da müdahale şansının çok yüksek olması. Müdahale ne demek? Şimdi siz hayal ettiniz, düşünün. Ön iki dişimi çok uzun istiyorum, önde istiyorum. Dişlerim dolu dolu olsun dediniz. Ama hiç değiştirilmeyecek bir uygulamayla artık geri dönüşü olmayan şeyler yapıldığı zaman esasında belki de size çok yakışmıyordur ve sizi mutsuz edecektir. Bonding sistem burada çok konservatif devreye giren bir uygulama. Neden? Çünkü biz direkt klinikte yapıyoruz. Dişinize çok fazla müdahale etmiyoruz. Dişin üzerine ilaveler yaparak yaptığımız bir tedavi yöntemi. O istediğiniz çok daha büyük diş, daha önde diş, daha uzun dişi bondingle yaptığımızda, yani dolgu maddesiyle yaptığımız zaman kendinizi orada daha net görebiliyorsunuz. Yani evet ya, bu diş güzel görünüyor ama ben bunu kullanamıyorum. Elma ısıramıyorum veya dudaklarımı toparlayamayabiliyorum denebiliyor. Siz şimdi tabii görüntü çok güzel olsun dediğiniz noktada bizim dikkat ettiğimiz belli dinamikler var. Sizin dilinizin bu dişin üstünde dolaşabiliyor olması lazım. Çünkü o kaslar aslında doğal koşullarda belli bir harekete alışmış. Biz onun dışına çok çıkmamalıyız. Evet, karanlık koridor dediğimiz şu yanlarda boşluklar oluyor ya, o boşlukları dolduralım diyoruz. Hasta dilini orada hareket ettiremiyor. Hmm. Ama o konforu bozuyor. Biz bu noktada işte ufak ufak hareketlerle, yani biraz alarak, biraz ilave ederek, bir hafta kullandırıp sonra tekrar değiştirerek bonding uygulamasında bunları yapabiliyoruz. Ve bunu hasta birkaç yıl kullanabiliyor. Yine hasta diyoruz ama hani evet, kişiler bunu birkaç hafta kullanıp veya birkaç yıl çok mutlu bir şekilde birkaç yıl kullanıp belli bir süreden sonra ben bu dişlerden çok memnunum ama sararmasın, çünkü sararabiliyor bondingler, değişmesin, kırılmasın, ben artık daha kalıcı, unutabileceğim bir tedavi istiyorum denebilir. Ne mesela? Bu da yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Bonding'i de çok uzun yıllar kullanan, benim 10-12 yıl kullanan hastalarım var. Ama bonding de her ne kadar iyi cilalansa da, içerisinde porselen partikülleri olsa da, dolgu malzemesinin sonuçta belli sürelerle cilalanmaya ihtiyacı var. Eğer çok kahve, sigara tüketiliyorsa, çok renkli sigara içecekler, bütün bunlarda cilalanma ihtiyacı olur yılda bir en azından. Ama şey, laminate yapacağımız zaman yine senin o çok sevdiğin. Benim dişim lamine. Evet, evet. Doğru, bu yani. Çok eski oldu ama artık yenileyeceğiz inşallah. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Ben ilk başladığımda neredeyse. 10 küsur yıl oldu. Evet, yani o kadar. Olmuştur. 10 sene önce. Laminate çok sevdiğimiz bir şey. Çünkü yine o da dişe dokunmuyor ama yaprak yapışıyor, diş dediğimiz, evet, diş takma tırnak gibi dişin üstüne geliyor ve yapışıyor. Hmm. Ve yapıştığı için de çok uzun yıllar kimyasal yapışıyor, dolgu gibi yapışıyor. Aslında çok ince bir malzeme, incecik bir malzeme. Hani keşke örneğini getirebilseydim, belki getiririm keşke, bir ara. Evet, çok böyle iyi. Baktığımızda ışığı arkasından görebiliyoruz, o kadar ince, ama dişe yapıştırdığımız zaman çok güçlü oluyor. Yani 300-400 megapaskala kadar direnci yüksek olan bir sistem. Yani ben hiç elma ısırmadım ama rahatlıkla elma ısırabilirsiniz. Yani ben korktuğum için hani. Ya kendi dişimize zarar, yani kendi dişimize zarar vermeyen her şeyi laminate ile yapabiliyorsunuz. Laminate tabii ki üstü cilalı bir tabaka olduğu için, fırında cilalandığı için renklenmez ve yıllarca, on yıllarca orada o haliyle rahatlıkla kalabilir ve dişi taklit ettiği için, hatta akıllı porselen dendiği için çok rahatlıkla doğal diş diye algılanabilir. Bembeyaz yapsak bile. Şimdi şunu merak ediyorum. Kaç tane dişini insanın bonding ya da lamine yapabilirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim, bondingi çoğunlukla tercihimiz alt üst 6 diş, 6 diş, 12 diş. Ama benim bondingi üst çenede 10 dişe yaptığım
vakalar da var. Orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Çiğneme düzleminde, yani alt çene sağ sol hareket yaptığı zaman onu kırmayacak hale getirmek yeterlidir. Araları doldurabiliyoruz. Bazen çok küçük dişlerde onu sanki çok normal bir boyuttaymış gibi yapabiliyoruz. Diş sayısında çok fazla sınırlamamız yok. Bu çalışmayı bir de diş sıkan hastalarda şu mesafe azalır ya. Arka dişleri yükseltmede de kullanabiliyoruz. Kaybettiği maddeyi yerine getirmek. O zaman arkası yükselince daha genç bir görüntü oluşuyor. Çünkü dişler aşındıkça şu mesafe azaldığında daha böyle hani çökmüş görüntü oluşabiliyor ya. Baya illüzyon gibi değil mi aslında? Kesinlikle. Aslında yani, 1-2 milimetrelik arkada bir hareket bile ön tarafa inanılmaz yansır. Peki şimdi artık materyaller de güzelleşti. Mesela eskiden ben hatırlıyorum, işte estetik diş dediğin zaman böyle ya sıralı ince gibi bembeyaz dişler oluyordu ya da kalıp gibi mor böyle hani görüntüler oluşuyordu. Yani tabii. Estetik diş dediğin zaman öyleydi. Mesela şu anda birçok insanın dişi, mesela benimkini de çok anlamıyorlar. Ben söylüyorum ama yani her yerde söylüyorum zaten yıllardır. Bakıyor anlaşılmayan dişler olmaya başladı. Evet. Artık doğallık galiba dişte de var. Doğallık dişte de var. Doğal estetik, abartılı bile olsa doğal estetik. Bazen diş hekimleri bile anlayamayabiliyor. Yani acaba yani biz bile anlayamayabiliyoruz. Ben bazen hayranlıkla izlediğim kontrole gelmiş. Bende de var. Şimdi aslında Arzu Hanım'ın dişi çok... Küçük küçüktü. Hatta biz o zaman program yaparken hep diyorlardı ki siz neden kendinize yaptırmıyorsunuz? Evet. Benim dişlerim çünkü aşınmıştı. Evet 12 yıl önce hatırlarsın. Ön dişlerim diş sıkmaya bağlı olarak aşınmıştı. Neyse, sen de sıkıyorsan benim, çok mutluyum. Diş hekimini sıkarsan. Yani sonuç olarak ben bir insanım ve diş sıkıyorum. Ve diş sıkmaya karşı o uyguladığımız, anlattığımız her şeyi aslında kendime yapıyorum. Şu bölgelere masseter botoksu. Çünkü bu botoksun etkisi geçtiğinde zaten buralarda gerginlik, buralarda ağrılar başlıyor. Öncelikle burayı rahatlatıyoruz. Migrene iyi geliyor. Bu arada onu söyleyeyim. Onların da noktaları var. Kesinlikle atipik yüz ağrısına iyi gelir. Yani şu... Şuraya bir yere yapıyorsun ya. Temporal kas. Şurada bir yere yapıyorum. Mesela temporal o benim migrenime kas. Çok iyi geldi. Benim migrenim çok, çok kötüydü. Kesinlikle. Işte. Yani düzenli yapıyoruz ama sen tabii şeyi fark ediyorsun. Sen ne zaman botoksun etkisinin geçtiğini bizim kendi kayıtlarımızdan daha önce sen hemen geçti ararım. Etkisi diye geliyorsun. Öncelikle onu yaptım. Ön dişler çünkü benim kısalmıştı, düzleşmişti. Ama ben herkes gibi hani ön dişin daha belirgin olması daha hoş durur. Ve o kaybettiğim mesafeyi laminate'le ön dört dişimde bende de laminate var. Laminate'le o arayı kapattık. Yani aslında kendi de yaptı. Aa, kesinlikle. Kendi dişlerim altta duruyor ama... Dört dişime üst tarafa takma tırnak gibi laminatimizi yaptık. Nasıl rengi tutturuyorsunuz? Şimdi mesela benim dişlerim daha sarı. Sana ya şöyle söyleyeyim, aslında arka dişlerle uyumlu olması. Mesela benim güldüğüm zaman köpek dişimde herhangi bir şey yok. Onu beyazlattık. Ama ben zaten programa çıkmadan önce hani belli aralıklarla dişlerimi beyazlatıyorum. Bu arada beyazlatma zararlı mı diye soruyorsunuz. Diş beyazlatmanın hiçbir zararı yok. Çünkü diş beyazlatma oksijen türevi malzemelerle yaptığımız karbamit peroksit, hidrojen peroksitle yaptığımız bir ağartma yöntemi. Çünkü dişin içerisinde kanalcıklar vardır. O kanalcıkların içinde bir sıvı vardır. O sıvı yediğimiz içtiğimiz her şeyle renkleşir. Bizim amacımız beyazlatmayla o sıvının rengini açmak. O yüzden hassasiyet olur. O sıvı hareket ettikçe hassasiyet zaten dişi koruduğu için o sıvıdan kaynaklanır. Bir süre sonra kendi halini alır. Hani o ilk 24 saat ciddi hassasiyet olur ya. Aynı şekilde açık olduğu için bütün renklendirici şeylere nasıl beyazlattıysak, beyazlatmayı açtıysak renklenmeye de açık. O yüzden bir hafta bir şey renkli şeyler yiyip içmeyin deriz. Mesela kahveye izin vermiyorsunuz. Kahveye renkli hiçbir şeye, yani domates çorbasına da izin vişne vermiyoruz. Vişne suyu mesela. Vişne suyu asla. Onlar beyazlattıldıktan sonra, benim alt dişlerim de kendi dişlerim beyazlattıktan sonra ön dişler arkalar sararsa da ortalama bir renk vardır. Ona göre yapıldığında hem çok doğal durur, ten rengine göre de değişir. Ten rengi. Göz rengi, saç rengi, bütün bunlar o rengin, çünkü bazı hastalarım, çok sarışın hastalarımda beyaz diş yine sarı durabiliyor. Veya zannedilir ki esmerlerde
Mesela bembeyaz bence. Bembeyaz diş çok güzel durabiliyor. Siyahi ırktı sanki bembeyaz dişler benim gibi oluyor. Benim o bölgeden değil. Gelen hastalarıma uyguladığım diş rengi gerçekten bembeyaz. Yani burada sana bana olsa o evet. dişler çok göze batabilir. Hı-hı. Ama onlarda da sarı diş olduğunda çok göze batıyor. Ve o zaman o bembeyaz renk o zaten tezat oluşacak ister istemez. Bari sarı tezat olmasın. O beyaz diş gerçekten de çok daha beyaz yakışabiliyor. Çok sarışınlarda dediğim gibi beyaz olsa da sarı durabiliyor. O yüzden her tenin rengine göre hatta bazen göz rengine göz beyazının rengine göre dişin rengi belirlenebiliyor. Peki o zaman şimdi küçücük bir aramız var. Reklamları izliyoruz. Sonrasında tekrar buradayız. O da burada. Tüm hızıyla devam ediyor. Arzu yalnız biliyorsunuz ki bu programın sahibesidir. Bu perşembe günü her perşembe olduğu gibi bizden ayrılmayın. Reklamların sonrasında programımız tüm hızıyla devam ediyor. O da buradadasınız bu perşembe gününde de. Şimdi şöyle bir arzu yalnız toparlayalım söylediklerimizi. Bugün aslında gülüş estetiğinden konuştuk. Evet. Gelinlikten ve gelinlerden yola çıkarak. Evet. Ama tabii yine söylüyorum yani sadece gelinlik çağındaki insanlar değil herkesin bence güzel bir gülüşe ihtiyacı var. Hele ki şu günlerde. Biliyor musun belli bir yaşın üstündeki hiç dişi olmayan insanlara da biz gülüş tasarlıyoruz. Aa. Evet eğer implant yapacaksak mutlaka gülüş tasarlayıp yapıyoruz. Çünkü her yaşta herkes güzel görünmek istiyor, güzel gülmek istiyor. Ve buna herkesin %100. Hakkı var. %100. O yüzden de o hakkı kesinlikle vereceğiz. O yüzden önce gülüşü tasarlıyoruz. Evet. Altına istediğimiz implantı yapıyoruz veya ne yapacaksak yapıyoruz ama öncelikle gülüşü tasarlayıp sonunda ne olacağını, o güzel istediği renkte, düşünsene yıllarca kendi diş rengi sarı veya çapraşık veya dişleri sallanmış aralıklı ve hani hep beklemiş ve diş sahibi olmak istediği noktada daha beyaz dişlere sahip olmak isteyen 70 yaş, 80 yaş artık onlar bazen orta yaş diye düşünebileceğimiz insanlar 70-80 bence de öyle. O yüzden her yaşta herkesin estetik bir gülümsemeye hakkı var. Kesin katılıyorum. Peki birazcık toparlayalım konularımızı. Biz bonding ve lamine konuştuk ama bundan sonrasında mesela zirkonyumu çok duydum. Bunu da konuşalım aslında ilerleyen ben bunları, günlerde. Evet, bir kısa şöyle toparlayalım. Lütfen. Evet bence de dar vakitlerde veya çok kısa uygulamalarımızdan bahsettik. Beyazlatma zaten her zaman herkesin yaptırabileceği bir uygulama. Bonding sistemden bahsettim. Ben bunu özellikle hep bahsediyorum. Çünkü gülüş tasarımında laminate bile yapacaksak öncelikle belki bir süre bonding sistemle yani dolguyla değiştirilebilir. İstediğimizde geri dönebiliriz. İstediğimizde sökebiliriz. Veya istediğimizde şeklini değiştirebileceğimiz bir uygulama. Yine estetik ve güzel bir uygulama. Ve tabii ki herkesin bildiği takma tırnak şeklindeki laminalar. Bunlar bizim kullandığımız araçlar ama ben öncelikle bu bir yolculuk. Bu yolculukta estetik yolculukta size eşlik eden hekimler olarak ne istediğiniz önemli. Sonuçta nasıl bir gülümsemeyi istediğiniz çok önemli. Ben hekim olarak bütün meslektaşlarımla olduğu gibi size oraya o yolculukta sonuca gidecek yolda en sağlıklı çözümü önermek, bulmak ve o çözümü uygulamakla yükümlüyüz. Sonuçta sağlık olmadan güzel gülmenin çok bir anlamı yok ama hem sağlık hem güzel diş istiyoruz. O yüzden de estetik diş hekimliği burada çok önemli bir rol oynuyor. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yine birlikteyiz Perşembe günü. Evet, evet. Arzu yalnız bu programı hazırlıyor ve sunuyor sizler için. Tabii sizler de katılabilirsiniz. Haftanın her günü bize yazıp bir şey görmek istiyoruz, şunu yapın, şunu söyleyin diyebilirsiniz. Arzu Hanım'a da yazabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Konuşacak çok şey var ama vakit yetmiyor. Bir bakıyoruz geçmiş. Umarım ekran başındaki seyircilerimiz için de keyifli bir sohbet olmuştur. Önümüzdeki hafta yine çok bence çok eğlenceli bir konuğumuz olacak. Öyle mi? Sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun bence. Peki sürpriz olsun. Ekran başına bekliyoruz sizi. Peki efendim sürprizlerin sonu gelmez. O da burada söz konusu olduğunda her zaman söylüyorum. Arzu yalnız bizimle birlikteydi. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede ve tabii ki biz size veda ediyoruz. Şahane bir gün diliyorum kendi adıma. Kendinize iyi bakın diyoruz. Her şeyin başı sağlık. En önemlisi tabii ki kendinizsiniz.